Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar ismin tarifini yaptı ve muhrab mebni kısımlarına ayrıldığını söyledi. Muhrab'ın tarifini yaptı. El murakkebullezî lem yüşbih mebniyel aslı dedi. Şimdi ve hükmuhu, muhrab'ın hükmü dedi. Ve hükmuhu metinde İbn-i Hâcib söyleyince Abdurrahman el-Câmî Kuddise Sirruhu Hazretleri ey min cümleti ehkâmil mu'rabi dedi. Hemen ne anlıyorsunuz arkadaşlar min cümleti ehkâmil mu'rabi'den? Arkadaşlar elif lamda 4 mana vardı ya, izafette de bu 4 mana vardır. İzafet istihrak için olur, cins için olur, ahd için olur, ahd-i harici, ahd-i izin olabilir. Dolayısıyla buradaki izafet istihrak için değildir. Ve hükmuhu, onun bütün hükümleri bundan ibaret değildir. Buradaki ve hükmuhu ey min cümleti ehkâmil mu'rabi. Yani burada adeta hüküm cinsini anlatmış oluyor. İzafetin cins için olduğunu söylemiş oluyor. Ve hükmuhu min cümleti ehkâmil mu'rabi. Yani burada izafet istihrak için değildir. Burada zikredilecek olan hükümlerinden sadece bir kısmıdır. Anlatabildim mi burasını arkadaşlar? Min cümleti ehkâmil mu'rabi ve âthârihil müterattibeti aleyhi ve âthârihi eserlerinden el müterattibeti terettüb eden aleyhi o muğrab üzerine terettüb eden eserlerindendir, eserleri cümlesindendir. Min haythu huve muğrabun, muğrab olması haysiyetinden. Şimdi ve âthârihil müterattibeti aleyhi hemen ne aklınıza gelir arkadaşlar? Bu tefsirden aklınıza ne gelir? Bu atfı tefsirdir. Yani hüküm nedir? El-eserul müterettibu ale şey değil miydi? Hüküm neydi arkadaşlar? El-eserul müterettibu ale şey. Burada ve âtharil müterettibu aleyhi ahkamın nesidir? Atfı tefsiridir. Min cümleti ahkamil mu'rabi yani ve âtharihil müterettibeti aleyhi. Yani mu'rab olması bakımından üzerine terettüb eden eserler nelerdir? Anlaştık? Min haythu huve mu'rabun. İşte bu haysiyet kaydı da bunun için gelmiştir. Yani diyelim ki Zeydün şimdi alem olması, marife olması, nekire olması, yani bu tipleri marife olması, nekire olması bunlar farklı hükümlerdir. Biz burada muğrab olmasından kaynaklanan, i'raptan dolayı kaynaklanan durumu okumuş oluyoruz. Ve hükmuhu min cümleti ahkâmil mu'rabi ve âthâzil müterettibeti aleyhi min haythu huve mu'rabun. Yani biz zaten muğrabın hükmünü okuduğumuza göre muğrab olması bakımından hükmünü söylemiş olacağız. Başka cihetlerden onun zamirdir, ismi işarettir, ismi mevsuldür, marifedir, nekiredir, muzaftır, muzaf değildir. Bunlar ayrı şeylerdir yani. Muğrab olmasından kaynaklanan hükmü nedir? En yahtelife âhiruhu. Ahirinin değişmesidir. Daha önce de geçmişti arkadaşlar. Bazı nahiv kitaplarında muğrabi tarif ederken mehtelefe ahiruhu bihtilafil avamil demiştir. Amillerin değişmesiyle ahiri değişendir demiştir. Bu ise onu ne yapmıştır? Amillerin değişmesiyle ahirin değişmesini muğrabin hükmü olarak yapmıştır. En yehtelife ahiruhu muğrabin ahirinin değişmesidir. Şimdi ahiri deyince mesela Zeydün veya Müslimune kelimesi efendim, kadın kelimesi neyse. Burada değişen ahiri midir? Nasıl değişiyor? Ahirden maksat nedir burada? Zeydün dal mı değişiyor? Zeydün dal mı değişiyor? Mesela Müslimune'de burada kelimenin ahiri hangisidir arkadaşlar? Nun'dur. Nun değildir kelimenin ahiri. Çünkü izafet halinde düştüğü için oradaki nun arizdir. Cem-i Müzekkeri Salimlerdeki nun ne için gelmiştir arkadaşlar? Müfreddeki tenvini ivaz olarak gelmiştir. Onun yerine gelmiştir. Dolayısıyla Müslimani kelimenin sonu nun değildir. Yani görünüşte nundur ama gerçek o değildir. Müslimune de gerçek son ne değildir? Nun değildir. Çünkü izafet halinde o düşmüş oluyor. Anlaşıldı mı? Yusuf'um şöyle bir soru sorsalar sana. Müslimani'nin nunu ile Yansurani'nin nunu arasında veya Nasirani'nin nunu ile Yansurani'nin nunu arasında ne fark vardır? Ne dersin? Hemen yardım et. İsimler tenvin alır, fiiller almaz. Nasıl? İsimler tenvin alır, fiiller almaz. Hemen ben yardım edeyim sana. Yani böyle soruyla ilk karşılaştığın zaman insan şey yapabiliyor, karıştırabiliyor. Biraz düşünsen altından kalkarsın. Yansurani'nin nunu irab nunudur. Rafi alametidir. Nasirani'nin nunu ise tenvinden evaz gelmiştir. Tamam. Soruyu ikinci kademeye götüreyim. Yansurani'nin elifi ile Nasirani'nin elifi arasında fark var mı? Vardır. Nasirani, Nasireyni'deki elif irab harfidir. Ama Yansurani'deki elif ise zamirdir. İsimdir ve zamirdir. Nasirani'deki harftir, Yansurani'deki isimdir. Nasirani'deki irab harfidir, Yansurani'deki ise faildir. Müsnedün ileyhtir. Tamam? Yani birbirine benzerler ama arada ne vardır? Fark vardır. Aynı şey Yansurune bir de Nasirune de aynı şeyi görebilirsiniz. Hem nun açısından hem de vav açısından görebilirsiniz. Şimdi ahiri değişecek deyince evvela kelimenin ahiri nedir onu tespit etmeye çalıştık. Peki mesela Zeydün de dal mı değişecek? Efendim her kelimenin ahiri o harf mi değişmiş olacak? Diyor ki eyl harfullezî huve âhirul mu'rab en yehtelife âhiruhu. Ahiri değişecek. Eyl harfullezî huve âhirul mu'rabi. Mu'rab'in sonu olan harf değişecek. Şimdi ahir nedir arkadaşlar? Sıfattır. Bunun bir mevsufe ihtiyacı var. Doğru mu? Bu sıfattır, mevsufe ihtiyacı var. El harfullezî, o harf ki huve ahirul mu'rabi, mu'rabin ahiridir. Mu'rabin ahiri olan harf değişecek. Zaten zat bakımından değişecek. Nasıl? Mesela diyelim ki muslimune, muslimine. Vav'dı nereye döndü? Ebuhu, ebahu, ebihi. Oradaki harfin zatı değişti. Be'en yetebeddele harfun, buradaki ba'ya ba'yı tasfiriye denir arkadaşlar. Be'en yetebeddele harfun bi harfin ahara. Bir harf başka bir harfe dönüşmüş oluyor. Hakikaten, hakikaten dönüşmüş oluyor. Ne gibi? Ebuhu, ebahu, ebihi. Ev hükmen veya hükmen değişmiş oluyor. İzâ kâne i'râbuhu bil huruf. İrabı harflerle olduğu zaman zat bakımından değişmiş oluyor. Bu ida zaten yani en yahtelife el harfullezî huve âhirul mu'rabi zaten zat bakımından değişmesi ne zaman olur? İzâ kâne i'râbuhu bil huruf. İrabı harflerle olduğu zaman. O harfin kendisi değişiyor değil mi? Ebuhu, ebahu, ebihi. Hakikaten veya hükmen niye dedi arkadaşlar? Mesela ra'aytu muslimine, meratu bi muslimine. Ra'aytu müslimine'de nesbeden amil var. Merartu bi müslimine'de ne var? Cereden amil var. Peki amil değişti. Sonu değişti mi? Hakikaten değişmedi ama hükmen değişti. Buradaki hükmen değişikliği nasıl anlatıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki ra'aytu müslimine'deki ya nasip alametidir. Merartu bi müslimine'deki ya ise cer alametidir. Tamam mı? Ne oldu? Hüküm değişti yani. Birisi ne diyoruz ki cer alameti, birisi ne diyoruz ki nasip alameti. Nasip varsa nesb alametidir. Car varsa o zaman da cer alameti olmuş oluyor. Ev sıfeten en yehtelife ahiruhu eyl harfullezî huve ahirul mu'rabi. Mu'rabin ahiri olan harf değişecek. Zaten zat bakımından değişecek. Ev sıfeten veya sıfat bakımından değişecek. Arkadaşlar buradaki sıfattan maksat gerçek sıfat değildir. Sıfate benzer demektir burada. Yani sıfata benzer şekli değişmiş olacak. Çünkü arkadaşlar sıfat mevsuf ile kaim olur. Mesela diyelim ki Zeydün cani Zeydünil alimu. Alim kimle kaimdir? İlim Zeyd ile kaimdir. Doğru mu? Yani sıfat mevsuf ile kaim olur. Sıfat bir arazdır. Mevsuf ile kaim olur. Ama mesela cani Zeydün, ra'aytu Zeyden, merartu bi Zeydin. Burada değişen nedir? Zamme, fethe, kesre. Şimdi buradaki zamme, fethe, kesre sıfat dedi. Niye sıfat dedi buna? Zatı değişmedi, sıfatı değişti. Çünkü sıfat mevsufa tabidir ya. Buradaki hareket de nedir? O dala tabidir. Dün, den, din oluyor. Bundan dolayı sıfat dedi. Yoksa buradaki zamme, fethe, kesre dal ile kaim değildir. Yani ne ile kaim arkadaşlar? Yani hani sıfat mevsuf ile kaim olur ya, niye ben burada doğrudan doğruya sıfat demedim, sıfata şebih dedim? Çünkü sıfat mevsuf ile kaim olur. Burada zamme, fethe, kesre dal ile kaim değil. Ne ile kaimdir? Mütekellimin tekellümüyle kaimdir arkadaşlar. Zeydün, yani değil mi? Burada ötreyi ben kullanıyorum. Dal değil. Yani buradaki zamm-ı fethe kesri kimle kaimdir aslında? Mütekellimle kaimdir. O dalın kendisi de mütekellimle kaimdir. Dolayısıyla doğrudan doğruya sıfat değil de sıfata şebih olduğundan dolayı, hangi açıdan? Tabiiyet, metbuiyet açısından şebih olduğundan dolayı sıfat dedi. Biz burada zatenin karşılığında alıyoruz onu. Diyoruz ki ya zatı değişir, ebuhu, ebahu, ebihi gibi, veyahut da sıfatı değişir. Sıfatı değişir derken biz buradaki sıfattan gerçekten sıfat olmadığını da bilmemiz lazım. Bu da hakikaten ev hükmen, ya hakikaten değişir. Ne gibi? Cani zeydün, ra'ytu zeyden, merartu bi zeydin hakikaten değişmiştir. Hükmen değişmesi ra'ytu ahmede, merartu bi ahmede. Değil mi? Burada değişmedi görünüşte ama hükmen değişti. Çünkü birisinde fetih nedir? Nasip alametidir. Birisinde nedir? Cer alametidir. İzâ kâne i'râbuhu bil hareketi. Bu sıfat olarak değişmiş olması, ben yetebeddele sıfatun bi sıfatun uhra hakikaten ev hükmen, ne zaman gerçekleşir? İzâ kâne i'râbuhu bil hareketi. Demek ki en yahtelife ahiruhu, ahirinin ahirindeki harfin zatı veya sıfatı değişmesidir. Ne sebebiyle? Bihtilafil avamili, amillerin ihtilafı sebebiyle. Ey bi sebebi ihtilafil avamili. Hemen burada baktığımızda ne anlıyoruz arkadaşlar? Bihtilafideki ba sebebiyet ifade ediyor. Yani ahirindeki değişiklik amilden gelmiş olacak. Amil sebebiyle olacak. Şimdi diyelim ki ahirindeki değişiklik bir ilalden dolayı ise ona irab demiyoruz. Ve bunun murab olmasıyla alakalı bir hüküm değildir. Ayrıca mesela bazı kelimeler var. Bunlar azdır arkadaşlar. Mesela imru'un kelimesi. Bunun özelliğini biliyor musunuz? İmru'un kelimesinin. Bilen var mı imru'un kelimesinin özelliğini? Arkadaşlar imru'un kelimesi öyle bir kelimedir ki çok ender bu kelimeler. Ra'nın harekesi, ra kelimenin sonu değildir. Kelimenin sonu hemzedir. İmru'un oradaki tenvindir, i'rab harfi. Kelimenin son harfi ra değildir. Ama imru'un kelimesindeki ra, sondan bir önceki harf olmasına rağmen harekesine göre, i'rab harekesine göre o da hareke alır. Ca'ni imru'un, ra'aytu imra'en, merartu bimri'in. İmru'un kelimesinin özelliğini anladık değil mi arkadaşlar? İbnemin kelimesi de böyle olduğu söyleniyor. Ama imrun çok bariz bir şekilde. Şimdi buradaki ra'nın üzerindeki değişiklik amil sebebiyle midir? Hayır, değildir. Oradaki ra'daki değişiklik i'rab harfine uyum sağlasın. Ra kalın harftir. Ra'da tekrir sıfatı vardır. Tekrir sıfatı olunca yani sanki ra bizim Allah rahmet eylesin, Abdullah Selman Efendi Yeşil Cami'nin talim hocasıydı. Hem talim hocasıydı hem maneviyat hocasıydı. Böyle çok dolu bir hoca efendiydi. Talimi herkes onun tezgahından geçmişti yani. Onun için Yeşil Cami ağzı deyince Abdullah Selman Hoca Efendi ağzı idi. Ro, ri, ru böyle hem talim okuturdu, hafızlığını bitirenler, Arapçaya geçenler mutlaka şeyden başlayarak, Fatiha'dan başlayarak öyle Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar talim olarak okurlardı Arapça okuyanlar. Hafızlıkta hocalar talim işine bakarlardı. Arapçaya geçenler o defter tutardı. O defterde herkesi yazardı. Namaz surelerinden başlardı. Namaz surelerinden sonra Elif Lam Mim'den başlayarak talim okurlardı. Ayrıca ilk sınıfları toplardı. Harf talimi yapardı. Harf talimi yaparken işte ebba, ebbi, ebbu, bu kime yapıyordu bunu? Arapça okuyanlara yapıyordu. Ra, ri, ru diye. Ra'da tut derdi şöyle tut. tekrir sıfatını çıkar ortaya bakayım derdi. Yani ra'da tekrir sıfatı vardır. Mükerrer de ra, ra derdi. Dolayısıyla ra'da bir ağırlık vardır. İmru'un, imra'an, imri'in bu kelimeye has bir uygulamadır bu. Şimdi oradaki ra'nın üzerindeki değişiklik amil sebebiyle değildir. Dolayısıyla o bu hüküm içerisine girmiyor. Bir sebebi ihtilafil avamili, amillerin ihtilaf etmesi sebebiyle öyle amiller ki eddâhilete aleyhi, onun üzerine dahil olan amillerin ihtilaf etmesi sebebiyle. Nerede? Fil amel, amelde. Şimdi ihtilafil avamili, amillerin ihtilafı deyince arkadaşlar, mesela şöyle diyelim Ahmet'im. Câe zeydün, zehebe zeydün, ka'ade zeydün. Değişti mi amiller? Değişti. Câe, zehebe, ka'ade. Peki sonu değişti mi? Değişmedi. Hani amillerin değişmesiyle ahiri değişecekti. Amillerin zatının değişmesi değil, amel cihetinin değişmesi. Câe zeydünde, ka'ade zeydünde her birisinde fail almak istiyor onu. Dolayısıyla burada bir değişiklik yok. Her birinin ona etkisi faaliyet açısındandır. Öyleyse burada amiller amel açısından değişmemiş. O zaman amillerin değişmesi demek, amillerin sadece zatının değişmesi değil. Ya icraatının değişmesi. Birisi onu faal almak isterken öbürü onu mef'ul almak isteyecek. Öbürü onu muzaf-ı ileyh almak isteyecek. Amillerin değişmesi demek sadece amilin zatının değişmesi değildir. Onun için bir sebebi ihtilafil avamil dâhilete aleyhi. Nerede ihtilaf etmesi? O fi ihtilafa bağlı arkadaşlar. Nerede ihtilaf etmesi? Fil ameli. Amelde ihtilaf etmesi ile sebebiyle. Nasıl olacak ameldeki ihtilaf? Bi en ya'mele ba'dun minha. O amillerden bazısı amel edecek. Hilafe ma ya'melul ba'dul âkharu. Diğer bazısının yaptığının hilafına amel edecek. Birisi raf yapıyorsa öbürüsü nasb yapacak. Birisi nasb ediyorsa öbürü cer edecek. Ameli değişen amillerin değişmesiyle ahiri değişmesidir hükmü. Şimdi metinde İbn-i Hâcib Hazretleri bihtilafil avamil dedi. Amillerin değişmesiyle dedi. Şarih Kuddüsesi Ruh Abdurrahman el-Câmî Hazretleri bunu ne yaptı? Mutlak olarak demedi. Bihtilafil avamili, amelde değişmesiyle amillerin diye kayıtladı onu. Metinde mutlak olarak zikredileni şerhte ne yaptı? Kayıtladı. Dedi ki bu mutlak olarak zikredildi ama mutlak murat değildir. Mukayyet olarak murattır. Yani amillerin zatının değişimi, her değişiklik burada ihtilafı gerektirmez. Amel cihetinden değişiklik ihtilafı gerektirir. Niye böyle dedik? Ve innema hassasna ihtilafeha bi kemnihi fil amel. Amelde ihtilaf olması lazım dedik. لَاَلَّا يَنْتَقِضَ بِمِثْلِ قَوْلِنَا اِنَّ زَيْدًا مَضْرُوبٌ وَاِنِّي ضَرَبْتُ زَيْدًا وَاِنِّي ضَارِبٌ زَيْدًا. Şimdi inne zeyden madrubun de zeyden amili innedir. İnni darabtu zeyden de zeyden amili darabtudur. Ve inni daribun zeyden de zeyden amili daribundur. Birisinde harftir, birisinde fiildir, birisinde isimdir. Değişti mi? Mükemmel bir şekilde değişti. Ama zeydin sonu değişmedi. Ha, o zaman diyeceğiz ki buradaki amillerin ihtilafından maksat isim, fiil, harf olarak değişmesi değil, amel cihetinin değişmesidir. Bundan dolayı biz bu kaydı getirdik diyor. فَاِنَّ الْعَامِلَ ف۪ي زَيْدٍ Zeyd'de amil. Arkadaşlar, burada فَاِنَّ الْعَامِلَ ف۪ي زَيْدٍ diyemiyoruz. Fî zeydin diyemiyoruz. Fî zeyden de diyemiyoruz. Ne diyeceğiz burada? فَاِنَّ الْعَامِلَ ف۪ي زَيْدٍ diyeceğiz. Burası İrab-ı Hikaye'ye girer arkadaşlar. İrab-ı Hikaye'ye girince geride sadece bir şekilde zikredilseydi, mesela Cani Zeydun olsaydı, efendim, burada gerçi hepsinde mensup olarak zikredildi. Feinnel amile fi Zeyden deseydi, İrab-ı Hikaye olarak iyi giderdi. O zaman burada İrab-ı Hikaye murad etmemiştir. Eğer nüsha böyle geldiyse, hani musannif yazarken bunu Feinnel amile fi Zeyden diye yazmış olabilir. Nüsha böyle geldiyse deriz ki burada İrab-ı Hikaye'yi kastetmedi. Feinnel amile fi zeydin, zeyd lafzında amil. Normalde burada İrab-ı Hikaye olması lazım değil mi? Feinnel amile fi zeyden demesi uygun düşer idi. İki ihtimal var burada. Bir, asıl nüshada zeyden idi. Sonra öyle mi? Yani demek tamam. Yani bu da benim kanaatim ama isabet etmişim yani. Asabtu. Zeyden olması İrab-ı Hikaye olarak gerekiyor. Zeyd'in dediği zaman burada hikayeyi kastetmemiştir. Ama normalde geride geçtiyse o lafzı da zikrediyorsan irabe hikaye esastır. Fe innel amile fi Zeyd. Zeyd'de, geride zikredilen Zeyd'de amil. Fi hâdihi suvari muhtelifun. Amil muhteliftir. Bil ismiyeti vel fiiliyeti vel harfiyeti. Laf-ı neşir müşevveş yaptı arkadaşlar. Değil mi? Nasıl diyecekti burada? Muhtelifun bil harfiyeti vel fiiliyeti vel ismiyeti diyecekti. Laf-ı neşir müşevveş yaptı onu. Bu da bazen devrik cümlelerde nedir? Hoş oluyor. Yani normalde devrik cümle değildir esas olan ama devrik cümlede hoş oluyor. İlla lef-ü neşir müretteb olacak diye bir şey yok yani. Dikkat çekiyor lef-ü neşir müşevveş olsun yani. Ma'a enne âhirel mu'rabi lem yehtelif bihtilafihi. Mu'rabin sonu amillerin değişmesiyle ne yapmamıştır? Değişmemiştir. Peki en yehtelife âhiruhu. Evet, kelimenin son harfi zat veya sıfat bakımından değişecek. Bihtilafil avamili, amillerin ihtilafıyla. İleride gelecek arkadaşlar. Burayla bir bağlantısı olduğu için zikredeyim. Merfuat bahsinin baş tarafında el merfuat diyecek. Mensubat bahsinin başında da el mensubat diyecek. Merfuat ne kelimedir? İsim mef'uldür. Neyin cemisidir Tayyip? Merfu'un cemisi mi, merfuatün cemisi mi? Hayır, mensuratün neyin cemisidir? Mensurun cemisi mi, mensuratün cemisi mi? Şimdi arkadaşlar, merfuat normalde merfuatün cemisi olması lazım ama orada diyecek ki Cami Hazretleri merfuat merfuun cemisidir, merfuatün cemisi değildir diyecek. Ayda. Sertim nereden çıktı bu? Çünkü arkadaşlar şimdi anlattığım zaman kafanıza çok iyi yatacak. Bu sıfatı kelime midir? Merfuat sıfatı kelime midir? Sıfatı kelimenin mutlaka bir mevsufu vardır. Doğru mu? Mesela burada merfuattan neyi kastediyor? Hem fiil hem isim olanları mı kastediyor? İbn-i Hâcib isim bahsini okurken merfuatı anlatıyorsa sadece isimleri kastediyor. O zaman el merfuat demek el esmâul merfuat demektir. Doğru mu? Peki bunun tesniyesine inelim. El ismânil merfu'âni. Müfredine inelim. El ismul merfu'u. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yusuf anlaşıldı mı? Yani mevsufuyla beraber düşüneceksin onu. Mevsufuyla beraber müfretten cemiye doğru çıkalım. El ismul merfu', el ismanil merfu'an, el esma'ul merfu'at. Demek ki buradaki merfuat, yani her merfuat değil ama buradaki merfuat nedir? Merfu'un cemisidir, merfuatün cemisi değildir. Şimdi arkadaşlar, avamil kelimesi geçti burada. Bu da bilgi dağarcığınızda olsun. Bir yerde karşılaştığınız zaman çok yabancılık çekmeyesiniz. Şimdi arkadaşlar avamil kelimesi yani fevail vezni avamil, amiller demektir. Amilin cemisi olmuş oluyor. Değil mi? Peki burada bir problem var mıdır? Olaya baktığımız zaman bir problem var mıdır? Mesela ben size bir şerhten okuyayım. İnqile inne fa'ilen inqile inne fa'ilen izâ kâne sıfeten la yucma'u alâ fevâil. Yani fevâil vezninde fail kelimesi eğer sıfat ise fevâil vezninde cemisi gelmez. Fail kelimesinin cemisi fevail gelmez. Failüne gelir veya diğerlerinden gelir. Eğer inne failen izâ kâne sıfaten la yucma'u alâ fevail. Fekeyfe câe cem'u amilin alâ avamil? Yani peki burada amil, fail veznidir. Sıfattır, amel eden demektir. Bunun cemisi nasıl fevail gelmiştir? Sorusu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman bu bizim ilk duyduğumuz bir şey oluyor. Yani fail veznindeki bir kelime eğer sıfatsa bunun cemisi fevail gelmez. Amil efendim sıfattır, isim faildir. Bunun cemisi nasıl fevail gelmiştir. Siyâlikûtî de der ki failun idâ kâne ismen müzekkeren kâne ev müennesen. Fail kelimesi eğer isim olursa müzekker olsun, müennes olsun, yücme'u alâ fevail. Demek ki arkadaşlar fail vezni ister müzekker ister müennes fark etmez. Eğer isim ise sıfat değilse, buradaki isimden maksat nedir? Sıfat değilse demek. Yani fiilin karşılığı değil bu. Sıfat değil de isim ise bunun cemisi eğer isimse fevail gelir. Nahvu kevahil ve kevaib. Kevahil ve kevaib gibi. Bunlar isim olunca müzekker de olsa, müennes de olsa cemileri fevail vezninde gelir. Ve idâ kâne sıfeten, eğer isim değil de sıfat olursa felâ yücmeu alâ fevail. Fevail vezninde gelmez. Bunun birkaç tane şaz olan var. Fevaris mesela. Nedir? Sıfat olduğu halde fevaris vezninde gelmiştir. O şazdır deniyor. Kuralın dışına gelenlere şaz denmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyle karşılaşmış olabilirsiniz. Bilgi dağarcığınızın kenarında olsun, bir yerde duyduk onu dersiniz. Burada cevap olarak derler ki her ne kadar amil kelimesi sıfat ise de burada nahiv dilinde adeta ne olmuştur? İsimleşmiştir. İsim tarafı galip gelmiştir. Yani sıfat olarak telakki edilmiyor. Ne olarak telakki ediliyor? İsim olarak telakki ediliyor. Dolayısıyla efendim fevail vezninde gelmesi, avamil olarak gelmiş olması bu şekilde izah ediliyor. En yahtelife ahiruhu, ahirinin değişmesidir. Bihtilafil avamili, amillerin, amellerin de değişmesiyle lafzan ev takdiren. Şimdi arkadaşlar lafzan ev takdiren deyince burada iki tane ihtimal verdi. Abdurrahman el-Câmî Hazretleri iki ihtimal verdi. Dedi ki nasbun alet temyizi, temyiz üzere mensuptur. O zaman bu temyiz olursa arkadaşlar ey yahtelifu lafzu ahirihi ev takdiruhu. Yahtelifu değişir, lafzu ahirihi, ahirinin lafzı değişir, ev takdiruhu veya takdiri değişir. Yahtelifu takdiruhu takdiru ahirihi. Peki arkadaşlar bundan, bu tefsirden ne anladık? Kim söyleyecek? Temyiz üzere mensuptur dedi arkadaşlar. Sonra dedi ki takdir yaparken yahtelifu lafzu ahirihi ev takdiruhu. Aslında arkadaşlar bazı yerde nesbun alet temyizi demez. Ey yahtelifu lafzu ahirihi ev takdiruhu diye dese aynı bunu, bu sonucu çıkarmamız lazım. Burasının temyiz olduğu sonucunu çıkarmamız lazım. Neden mi? Arkadaşlar temyizi hatırlarsanız nerede okudunuz temyizi? İzhar'da okudunuz. Başka nerede okudunuz? Hangi nahiv kitaplarını okudunuz? Kâfi okudunuz mu? Yok, Katrûne'de falan, onlarda okuduysanız şöyle bir hüküm var. Hatırlayacak mısınız bakalım? Temyiz iki kısımdır. Bir, mezkür zattan ibhamiyeti kaldırır. Bir de cümlede veya şibi cümledeki mukadder zattan ibhamiyeti kaldırır. Doğru mu? Ve hâdâ, bu cümledeki mukadder zattan ibhamiyeti kaldırmış olması var ya, ve hâdâ fâilun fil ma'na, mana da faildir. Ve lehâdâ la yeteqaddemu alâ amilihi, amil üzerine tekaddüm etmez der. Yani arkadaşlar tâbe zeydün ilmen. Buradaki ilmen nereden ibhamiyeti kaldırdı? Tâbe zeydün ilmenden. Yusuf'um, ilmen nereden ibhamiyeti kaldırıyor? Cümleden. Tâbeden mi? Cümleden. Zeyd'den mi? Nasıl yani? Hangi yönden güzel olmuştur Zeyd hususunda kaldırıyor yani. Zeyd'in güzel olduğu yön hususunda. Zeyd'den kalkıyor bile bir hocam. Zeyd marifedir ama. Yardımcı olayım ben size. Allahu fi amnil abdi ma kânel abdu fi amni ahî. Arkadaşlar temiz ya mezkür zattan ibhamiyeti kaldırır veya cümle ve şibi cümledeki mukadder zattan ibhamiyeti kaldırır. Tabe'de problem yok, Zeyd'de de problem yok. Ama Tabe-i Zeyd'de isnatta bir problem var. Tabe Zeyd'ün Zeyd hoş oldu derken konuşması mı hoş oldu, okuması mı hoş oldu, bakışı mı hoş oldu, efendim duruşu mu hoş oldu, evi mi hoş oldu, arabası mı hoş oldu, hangi cihetten hoş oldu? Burada bir, yani Tabe-i Zeyd'e isnat ettiğimizde bu isnatta bir şey vardır, kapalılık vardır. Adeta biz burada şöyle demiş oluyoruz. Tabe şey'u Zeyd'in. Zeyd'in şeyi hoş oldu. O şey de nedir? İlmen, ilim cihetinden diyorsun. Oradaki kapalılığı, yani Zeyd kapalı değildir. Tabe de kapalı değildir. Ama Tabe-i Zeyd'e isnat ettiğimiz zaman burada bir kapalılık oluyor. Nasıl kapalılık olduğunu anlattım. Doğru mu? Mesela Tabe Zeyd'ün daren diyebiliyorsun değil mi? Evi hoş olduğundan dolayı Tabe Zeyd'ün. Tabe Zeyd'ün eben ubuvveten diyebiliyorsun mesela. Değil mi? Çok cihetten bu tayyiplik olabiliyor. Dolayısıyla cümlede mukadder zat diyoruz. Orada Tabe şey-u Zeyd'in diyoruz. Tamam mı? O şey mübhemdir. İlmen de onu ne yapıyor? Tefsir ediyor. Şimdi Tabe Zeyd'ün ilmeni mensubun alet temizi demesine gerek yok. Ey tabe ilmu Zeyd'in diye tefsir ettiği zaman. Tabe ilmu Zeyd'in diye tefsir ettiği zaman biz bunları ne anlarız? Bu temyizdir. Ve cümledeki mukadder zattan ibhamiyeti kaldırmıştır anlarız. Anlaştık? Şimdi burada da yahtelif, en yahtelife değişmesidir. Ahirinin. Lafvan ey yahtelife. Yahtelife değil mi? Ve hükmü en yahtelife ahiruhu. Ahirin değişmesidir. Lafzan ey yahtelife lafzu ahirihi. Ne yaptı bunu buradan doğrudan doğruya? Lafzı fail yaptı. Niye? Ve hâdâ fâilun fil ma'na. Ve hâdet temyizu fâilun fil ma'na. Cümledeki mukadder zattan ibhamiyeti kaldıran temyiz nedir? Mana itibariyle faildir. Onun için temyizliği kaldırıyorsun, onu direkt fail yapıyorsun. Mana çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu da anlaşıldı. En yahtelife ahiru bihtilafil avamili, amillerin değişmesiyle ahirin değişmesidir. Lafzan ahirinin lafzı değişmesidir. Takdiren veya takdirinin değişmesidir. Burada lafzı ve takdiri dedi. Arkadaşlar muğrab okuduğumuza göre mahalliye gerek kalmadı. Doğru mu? Takdiri değişmesi i'rab-ı takdir olan yerlerde cani qadin, raytu qadin, meratu bi qadin gibi değil mi? Olmadı arkadaşlar lütfen. Yanlış okudum ben size. Cani kadın, raytu kadın olmaz. Raytu kadiyen olur. Raytu kadiyen olur. Ahmet'im, lütfen. Evet, çünkü yanın üzerine fethe nedir? Hafiftir yani. Yusuf, yanlış söylemiyorum değil mi? Doğru söylüyorsun. Allah'a. Ev alel masdariyeti. Lafzan ev takdiren kelimeleri ya temyiz üzere mensuptur veyahut da mastariyet üzere mensuptur. Peki mastariyet üzere mensuptur dersek o zaman ne yapacağız? Mef'ul mutlak yapacağız onu. Lafzan kelimesinin mef'ul mutlağa geçti mi ki geride? Yani öyle bir fiil geçti mi geride? Geçmedi. En yahtelife dedi. Lafaza lafzan, kaddara takdiren. Nasıl olacak? Diyor ki ey yahtelife ihtilafe lafzin ev takdirin. Aslında ne demek şu oluyor? Aslında burada lafzan ev takdire mef'ul mutlaktır dediğimiz zaman gerçekte mef'ul mutlak o değildir. Gerçekte mef'ul mutlağın muzaf ileyhidir. Muzaf hasfedilince muzafın ileyh muzaf makamına kaim olmuştur. Yani ibarenin aslı en yahtelife değişmesidir. İhtilafe lafzin. Lafzı ihtilafla değişmiş olmasıdır. Zeydün Zeyden Zeydinde olduğu gibi. En yahtelife ihtilafe takdirin, takdiri ihtilaf ile ihtilaf etmiş olmasıdır. Cani kadın, raytu kadın, merratu bi kadın de olduğu gibi. Aynı şey yaptım Tayyip. Şu an. Aynı yanlış yaptım. Keleşim iyi dinlemediniz anlaşılıyor. Efendim? Olabilir hocam, tam şey tamam olabilir. Şimdi bir de Abdullah Vanlıoğlu Hoca Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. O da İstanbul vaiziydi, o da edebiyatı iyiydi. Bir ara İstanbul vaizleri Kur'an kurslarına derse geliyorlardı. O da bize geldi derse. Bize geldiği zaman Arapçası iyiydi yalnız. Hacı Dursun Efendi Hazretlerinin merhumun iyi talebelerindendi. Dedi ki ben size Muhtasarul Maani okutayım dedi. Biz de Arapçada iyi bir grubuz yani ders seviyemiz yüksek. Biz telhis okutayım size dedi. Muhtasarı değil. Telhis okutayım size dedi. Ama kendinden çok emin tabii. Kendinden çok emin. Ben de telhisi iyi yapmışım. Ben de kendimden eminim. Ama tabii Abdullah Vanlıoğlu Efendi'nin telhis okumak da bizim için farklı bir hoca efendiden, farklı bir bakış açısından bir telhis okuyacağız. Edebiyatı da yerinde olunca, onun güzel olunca hoşumuza gitti. Şimdi geldi derse, dersi takdir ediyor ama her ne kadar zamanında iyi okuduysa da aradan uzun süre geçince unutmuş bazı şeyleri. Şimdi anlatıyor, anlatınca eksik oluyor bazı yerler. Diyorum ki hocam o böyle değil miydi diyorum. Bak diyor. Ben diyor burasını biliyordum diyor. Siz diyor bu işi gerçekten biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Doğru okudunuz mu, okumadınız? Ben bunu tespit etmeye çalışıyorum dedi. Evet. Onun için ben de şimdi cani kadın, raysu kadiyen, merasu bi kadın diyorum. Hani sizi test ediyorum. Dersi iyi dinliyor musun, dinlemiyor musun diye. Vel ihtilafu lafzan, hani lafzan ihtilaf nasıl oluyor? Takdiren ihtilaf nasıl oluyor? Kema fi kavlike cani zeydun ve raytu zeyden ve meratu bi zeydin. Ve takdiren ihtilaf nasıl oluyor? Kema fi kavlike cani feten ve raytu feten ve meratu bi feten. Arkadaşlar, Allah sizi cennetine koysun. Hepimizi. Ama izharda, irab-ı takdiri 7 madde olarak sayıyordu. Bu feten hangisine giriyordu? Kim söyleyecek? İrab-ı takdiri 7 taneydi arkadaşlar. Bu feten hangisine giriyordu? Kim söyleyecek? Ey ulemâ-i benâm fî âhiriz zaman. Ahiri elifle biten kelime. Velev ki iltikâ-i sâkinenin dolayı hasfedilse de asan ve el-asâ ahiri elifle biten kelime isim olursa 3 hali takdiridir. Fiil olursa 1 hali takdiridir. Mesela bakalım yarda fiil-i muzaridir. Hali-i rafi takdiridir. Len yarda hali-i nisbi de takdiridir. Çünkü len yarda ya idi. Makabül müftü olduğu için. Haleti rafiha ve haleti nesbi takdir edildi. Ama haleti cezminde lem yarda elif gitti. Ama asan ve el asa isim olursa 3 hali takdiridir. Ve in hüzife liltikai sakineyn. Mesela el asada elif var doğrudan doğruya. Ama asande tenvin geldiği için iltikai sakinin dolayı elif gitmiştir. İster el asa olsun ister asan olsun 3 hali takdiridir. Feten kelimesi de feta, el feta, hâdâ el feta, ra'aytul feta, meratu bil feta. Hâdâ feten, ra'aytu feten, meratu bi feten. Oldu mu arkadaşlar? Evet, bu da irabı, yani ahirinde takdiren değiştiğinin anlatmış olduğu. Ne yapmadık arkadaşlar? Mahalliyi buraya sokmadık çünkü mahalli muhrepte değil. Nerede olur? Mebnide olur. Biz neyi okuyoruz? Muhrebi okumuş oluyoruz. فَاِنَّ أَصْلَهُ فَتَيٌ وَفَتَيًا وَفَتَيٍ اِنْقَلَبَتِ الْيَاءُ اَلِفًا ya elife mungalib oldu. فَصَارَ الْاِعْرَابُ takdiriyen. İrab takdiri oldu. Elif ise daima sakin olup makabül müftü olmak üzere daima cemî'i zamanda harf-i mettir. Tecvid öyle diyor değil mi? Elif ise daima makabül müftü olup cemî'i zamanda harf-i mettir. Vel ihtilaful lafziyyu ve takdiriyyu, ihtilafı lafzi ve ihtilafı takdiri a'ammu min en yekûne hakikaten ev hukmen. Evet, bu hakiki ve hükümü kısımlarına şamildir. Kema eşarna ileyhi, biz geride ona işaret ettik. Bu yani ne olabilir? Hakikaten olur, hükmen olabilir. Raytu Ahmed'e meratu bi Ahmed'e de hükmen oluyordu. Bu takdirde de geçerli midir? Elbette takdirde de geçerlidir. لَاَلَّا يَنْتَقِضَ بِمِثْلِ قَوْلِنَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ وَمَرَّتُ بِأَحْمَدَ وَقَوْلِنَا رَأَيْتُ مُسْلِم۪ينَ وَمَرَّتُ بِمُسْلِم۪ينَ مُثَنَّنْ اَوْ مَجْمُوعًا Yani raytu müslimeyni de diyebilirsin, meratu bi müslimeyni de diyebilirsin, raytu müslimine, meratu bi müslimine de dersin. Nasıl ve cer halde ne oldu? Hakikaten değil, hükmen değişmiyor. Fe innehu kad ihtelefel avamilu fihi. Amiller değişti. Yani amiller amel cihetiyle de değişti. Yani birisinde nasbeden amil var, birisinde cer eden amil var. Fakat vel ihtilafe fi ahir Ahmet. Ahmet'in sonunda ihtilaf yoktur. Hakikaten olmadığı gibi hakikaten yoktur. Bel hükmen, ama hükmen vardır. Çünkü meratü bi Ahmet edersen oradaki fetheye nasip alameti demiyoruz. Cer alameti diyoruz. Fe inne fethate Ahmet'e. Çünkü Ahmet'in fethesi ba'den nasibi nasbedenden sonra, yani nesbeden amilden sonra alametün nasbi nasib alametidir. Ve ba'del carri harfi cerden sonra alametül cerri cer alametidir. Ve kezel halu vaziyeti coğrafiye bundan ibarettir. Fit tesniyeti vel cem'i tesniye ve cem'ide durum bundan ibarettir. Yani müslimeyni müslimine burada da durum aynı böyledir. Öyleyse fe ahirul mu'rabi mu'rabin sonu fi hadi suveri bu suretlerde yaktelifu değişiyor bi ihtilafil avamile amillerin değişmesiyle değişiyor ama hükmen değişiyor la hakikaten hakikaten değil. Şimdi güzel de arkadaşlar biz dedi ki mu'rabin hükmü nedir? Amillerin değişmesiyle ahiri değişendir dedik değil mi? Peki verdiğimiz misallerde bu net bir şekildedir. Peki ben şimdi size bir şey söyleyeyim. Bir misal vereyim. Câ'eni Zeydün bu i'rab mıdır değil midir? He? İ'rab'tır. Peki amil değişti mi ki? Amilin değişmesiyle ahiri değişikti. Amil değişmedi ki. Buna ne diyeceğiz? Amilin değişmesiyle ahiri değişecek dedik ama Câ'eni Zeydün'de amil değişmedi ki. Değil mi Furkan? Buna ne diyeceğiz? İşte bu soruyu soruyor ve cevabını veriyor. فَاِنْ قُلْتَ دَرْسَنْ كِ لَا يَتَحَقَّقُ الْاِخْتِلَافُ لَا فِي آخِرِ الْمُعْرَبِ وَلَا فِي الْعَوَامِلِ اِذَا رُكِّبَ بَعْضُ الْاَسْمِ Yani şimdi Câ'eni Zeydün'de ne amil değişmiştir ne de i'rab değişmiştir. Hepsi nedir? Yenidir. Tazedir. İlk söylüyorsun çünkü. Câ'eni Zeydün, Ra'yetü Zeyd'e, Meratübi Zeyd'inde değişiyor tamam. Ama Câ'eni Zeydün dedin. Ne amil değişmiş ne de İ'rab değişmiş. Ahiri değişmiş. Peki bu mu'rabin hükmüne girmiyor mu? فَاِنْ قُلْتَ لَا يَتَحَقَّقُ الْاِخْتِلَافُ لَا فِي آخِرِ الْمُعْرَبِ وَلَا فِي الْعَوَامِلِ اِذَا رُكِّبَ بَعْضُ الْاَسْمَاءِ الْمَعْدُودَةِ Bazı esma-i ma'dude terkip edilse, öyle esma-i ma'dude ki gayrul müşabeti, gayrul müşabeti, el gayrul müşabeti. Burada gayr yapmıyor. Hata. Yani bu musannifin hatası değil, matbaanın hatasıdır. Niye arkadaşlar el gayr olması lazımdı? Kardeşim mi? Bakın şimdi. Biliyorsunuz marifeleri sayarken kaç taneydi marifeler? 5 taneydi. 6 taneydi. Zamirler, ismi işaretler, isim mevsuller, eliflamlı kelimeler, özel isimler. Bu 5 taneden birisi de izafeti maneviyle muzaf olanlar. Şimdi bu da gayr kelimesi, el müşabihe kelimesini yani eliflamlı kelime muzaf olarak marife olması lazım. O marife olunca ba'dul esma'il ma'luleti el gayrül müşabihete gerek kalmaması lazım. Değil mi? İzafetle ne olması lazım? Marife olması lazım. O zaman sizinki yanlıştır. Değil mi arkadaşlar? Matbaa hatası olunca onu biz şakıyla beraber kazıyorduk onu. Bizim bir hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Mehmet Şirin Doğan Hoca Efendi emekli müftüydü. Doğu kökenli hoca efendilerdendi. Daima böyle küçük bir çakısı vardı. O matbaa hatalarını böyle düzeltirdi. Şimdi sizin de elinizde bir çak olsa elif lamı kaldırırsın oradan. Ama siz elif lamı kaldırmayın arkadaşlar. Ben elif lam koyayım. Neden? Çünkü arkadaşlar ya hasrata ala ma farrattu fi cembillah. Güzel kardeşlerim. Bu 5 taneden birisine izafeti maneviyle muzaf olan muzaf ileyten marifelik alır. Gayra gayrin ve şibhin ve mislin. Gayra gayrin ve şibhin ve mislin. Muzaf olan gayr kelimesi, şibih kelimesi, mitil kelimesi ise muzaf ileyten marifelik almaz. 3 tane istisna var bunda. Gayra gayrin ve şibhin ve mislin. Gayr kelimesi şibih kelimesi, misil kelimesi bu zaafileye, marifelikle ne yapmaz? Marifelik almaz. Oradan marifelik alamadığına göre, mevsufu da marife olduğuna göre el gayril müşabihti demesi gerekti. Sizinki doğru, benimki yanlış. Çakıyı siz kullanmayacaksınız, kalemi ben kullanmam lazım. El gayril müşabihti li mebnil aslı ma'a amilihi, amiliyle beraber terkip edilse. Ba'dul esma'il ma'dudeti, mesela dedim ki Zeyd, Amr, Bekir. Zeyd, Amr, Bekir. Şimdi bunun irabı yok. Ne yapılsa bu? Ma'a amilihi, amiliyle terkip edilse desek, ca Zeydün desek. İbtidaen. İlk, yani Zeyd, Amr, Bekir'den Zeyd'i aldık, ca Zeydün dedik. Tamam. Burada amilin değişmesi yok. Mamulün, irabın da değişmesi yoktur. Evet. وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اِخْتِلَافُ الْاِعْرَابِ İrab, ihtilaf burada etmedi. Bel hunâke hudûthul i'râbi biduhûlil amili. Amilin duhulüyle ihtilaful ahir yok burada. Hudûthul i'râb var burada. İhtilaful i'râb yok burada. Hudûthul i'râb vardır. Ne diyeceksin buna? Senin dediğin buraya şamil değildir. Soru bu. Kultu, ben de derim ki hâdâ hukmun âhar min ahkâmil mu'rab. Ben ya zaten yukarıda ve hukmuyu dedim ki bazı hükümlerini söyleyeceğim dedim. Bu da mu'rabim bazı hükümlerindendir. Musannifin zikretmediği hükümlerindendir. Vel ihtilafu hukmun âhâr. Bak, hudûthul i'râb ayrı bir hükümdür. İhtilaful i'râb ayrı bir hükümdür. Felev lem yedhul ahadul hükmeyni fil âhâr. Yani iki hükümden birisi öbürüne dahil olmasa la fesede fi, zararı yok. İkisi bir arada olması gerekmiyor. Fe inne lil mu'rabi, çünkü mu'rab için vardır ahkâmen kesîraten. Çok hükümler vardır. Lem tüzker havuna, burada zikredilmemiş çok hükümler vardır. Furkan, burada bir soru sorayım sana. Fe inne lil mu'rabi ahkâmen dedi. O ahkâmen niye mensuptur? Aferin, doğru söyledin. Burada innenin haberi önce gelmiştir. Doğru mu? Burada haberin takdimi vacip mi, caiz mi? Asıl burayı soracaktım. Kim yardım eder arkadaşlar Furkan arkadaşınıza? Biliyorsunuz Allahu fi avni'l abdi ma kana'l abdu fi avni ahi. Hele Ramazan olunca bu yardım çok daha faziletli olmuş olur. Efendim? Vacip olsa gerek. Allahu ekber. Hadi ispatla bakalım. Habere harfler izafe edildiğinde. Nasıl? Habere innenin haberine harfler geldiğinde ha, car mecrur olunca, öyle mi? Car mecrur olunca takaddim eder diyor. Ben size yardımcı olayım arkadaşlar. İnnenin haberinin ismi üzerine takdimi vacip olur, caiz olur. İki kısımdır. Nerede vacip, nerede caizdir? Eğer innenin ismi nekire ise haberin takdimi vaciptir. Eğer innenin ismi marife ise haberin takdimi caizdir. İnne ileyna iyâbehum sümme inne aleyna hisâbehum caizin misalidir arkadaşlar. Unutmayın bunu. İnne ileyna iyâbehum. İyâbehum innenin ismidir. Sonra gelmiştir. Ama cevazen geldiğini kodlayın. Marife olduğu zaman caizdir. Ama inne fiddâri raculen, orada fiddârinin mukaddem olması vaciptir. Neden? Çünkü arkadaşlar inne raculen fiddâri derseniz raculen mübtedadır. İnnenin ismi mübtedadır. Mübteda halis nekire olamaz. Tahsislik için haberi öne alıyorsun. Efendim, ancak böyle musahih oluyor. Yani onun haberliğini tasih etmiş oluyor. Aklınıza kalsın diye böyle kodlama yaparsınız diye bunu söyledim. İnne fiddâri racülen dersen buradaki fiddârin racülden önce gelmesi nedir? Vaciptir. Neden? Çünkü racül nedir? Müstedin ileyhtir, mübtedadır. Halis nekir olması mümkün değildir. Haberi takdim ettiğimiz zaman taksislik olmuş oluyor değil mi? Haberin takdimi taksislik vecihlerindendi. Fe inne lil mu'rabi ahkâmen kesîraten, çok hükümler vardır ki lem tüzker hunâ. Bu lem tüzker hunâ arkadaşlar terkipte ne düşüyor? Onu bir sorayım size. Onu kim yardımcı olabilir bana? Haydi Allah için biraz da siz bana yardım edin. Asapte, asapte, doğru söyledin. Arkadaşlar nekirelerden sonra gelen cümleler genelde sıfat olur. Marifelerden sonra gelen cümleler hal olur. Şimdi feinne lil mu'rabi, mu'rabi için vardır. Ahkâmen kesîreten, çok hükümler var. Öyle hükümler ki lem tüzkerûne, burada zikredilmemiş. Tamam. Fellekün hâzel hükmü eyda min hâzel kabili. Bu da o kabilden olsun. Yani burada zikredilmeyen kabilden olsun. Gâyetül emri, işin sonucu şu yani. Enne hâzel hükme, bu hüküm layıkün min havâsı şamileti. Havâsı şamilesinden değildir. Yani amillerin değişmesiyle ahiri değişen bu havâsı şamilesinden değildir. Ne demek yani? Bütün fertlere şamil değildir bu. Mesela Cani Zeydün'deki buna şamil değildi çünkü amil değişmedi ki ahir değişsin. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Havâsı şamilesinden değildir demek. Yani Cani Zeydün dediğin zaman bu ve hükmü en yertelife ahiru bi ihtilafil avamili havâsı şamilesinden değildir. El-i'rab. Burada kalsın arkadaşlar.